Efendim şehir hatları vapuru Kadıköy'e geçiyor. Kadıköy. Var mı Kadıköy? Kadıköy dedik. Vapurda çay simit sohbet biraz sonra başlıyor efendim. Sizin de çaylarınız, simitleriniz hazırsa bize ortak olun isteriz. Şehir hatları vapurları iskelesinin önündeyiz. Bugün güzel ve yetenekli bir oyuncu ile birlikte olacağız. Sevgili Vildan Ateşever'i bekliyoruz. Biraz sonra başlıyoruz. Karakter seçerken kadının daha doğru anlatıldığı karakterleri oynamaya çalıştım. Üç kız, iki erkek. Ben evin küçük kızıyım. Kızlar çoğunlukta. Evet, çok şükür. Gerçekten anne baba ne söylüyorsa sizin için doğruyu söylüyor gibi geliyor bana. Heyecandan, telaştan kart gitti. Geliyor. Hoş geldiniz. Aa, merhaba. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, çok şükür. Siz? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok güzel bir hava var. Evet. Şansımıza. İnşallah yolculuğumuz da güzel geçecek. İnşallah, inşallah. Efendim, Vildan Ateşever'le buluştuk. Oldukça heyecanlıyız. Yolcu konuklarımız da içeride bekliyor. Kendisi setten geliyor. Sizin mevsiminiz hangisi desem? Yaz. Yaz mı? Yazı çok seviyorum. Her mevsim çok güzel. Ama yaz mevsimi benim için ayrı bir yerde. Ya Eminönü'ne gelince böyle balık ekmek falan yapılıyor ya. O ritüelleri sever misiniz İstanbul'da, sokak lezzetlerini falan? Burası bence İstanbul'un özeti. Değil mi? Eminönü. Ben burayı çok seviyorum. Şu arkadaki caminin güzelliğine bakar mısınız? Yani burada 5 vakit ezan okunurken öbür tarafta hayatın karmaşıklığını ve telaşını görebiliyorsunuz. Arkamızda deniz. Yani burada neler yaşanmış acaba? Yani ben romanlardan, işte yazılardan, tarihten öğreniyorum ama buraya her geldiğimde insan o ruhu hissediyor gibi. Eski İstanbul burası ve İstanbul'un özeti. Ben buraları gerçekten çok seviyorum. Çok güzel yerler. İstanbul kart var mı? Sorumuz bizim klasik sorularımızdan biri. Evet, ama yanımda değil. Değil. Desem inanır mısınız? İnanın. Yok, inanın. Yanımda değil ama var gerçekten. Olmazsa olmaz. Ben çünkü vapurla seyahat ediyorum ve çok da seviyorum. Çünkü gerçekten insanı, ruhunu değiştiriyor. Denizin üstünde olmak çok ayrı güzel. Kitap okumak bile çok güzel vapurda. Var mı çantada kitap? Yok, hayır, getirmedim. Şimdi çok böyle küçücük şeylerle geldim. Az öz şeylerle geldim. Setten geliyorum zaten. Buradan da sete döneceğim. Ara mı var? Şimdi bizim için teşekkür ederiz. Bu yoğunlukta bize zaman ayırdığınız için gerçekten teşekkür ederim. Sağ olun. Ekip arkadaşlarım sağ olsun. Çok güzel organize edebildiler. Yanaştı vapur. Geçelim mi? Hani. Evet. Sever misiniz? Bayılırım. Alalım mı, ister misiniz? Alalım. Hadi alalım. Tamam. Hayırlı işler abiciğim. Teşekkür ederim. Ne istiyoruz? 100 gram, 150 gram. Hani derler iyilerinden olsun değil mi? İyilerinden olsun. İyilerinden olsun. İyilerinden olsun. Evet. Efendim kestane de aldık. Vapura geçiyoruz. Evet. Efendim kestane elimde bir ilk. Sıcacık bir şeye bakın. Değil mi? Evet. Buyurun. Kış günlerinde bu sıcaklık iyi geliyor. Doğaya bakmak iyi geliyor insana. Çaresiz simitsiz olmaz ya. Hoş geldin. Beklediğimiz an. Evet. Ne yapalım? Ben en çok simiti martılarla paylaşmayı çok seviyorum. Aa, geliyorlar. Geliyorlar. Ben de yardım. Allah'ım. Aa, bu ses çok güzel. Önümüzde ben geliyorum diyor. Geldi, geldi tam tepenize. Aldı valla. Çok güzel ya. Bayılıyorum. Aldım. Gel, gel. Al, 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 al. Ah, kaçırdı. Çok iyi geldi ya. Değil mi? Ya. Çok iyi, güzel. Evet. Ben akşam çalışacağım bir de. Bu enerjiyle çok güzel olacak. Sevindik. Bazen Yücel hocamızın selamı var bu arada, yönetmenimizin. Nezaket Hanım'ın. Aleyküm selam.
Sevgili seyirciler, çay simit keyfimize başladık. Ben de oldukça heyecanlıyım. Bugün kafasına koyduğunu yapan hırslı bir bünyeyle birlikteyiz. Biraz muzur. Ne kadar yanlış tanımışlar beni. Öyle olur mu? Hırslı, kafasına koyduğunu yapan muzur biri diyebiliriz değil mi? Yani kafamıza koyduğumuzu yapmak nasip varsa ancak... Doğru. Dilediğiniz, istediğiniz bir şeyi nasip varsa yapabilirsiniz gibi geliyor Azimli bana. Azimli diyelim o zaman. Yani çalışmak tabii ki değil lazım. Mi? Yani biraz önce de dediğim gibi zahmet olmadan rahmet olmuyor. Olmaz. Çalışmak lazım ama olmuyorsa da zorlamamak gerekiyor. Doğru. Çünkü hayırlı değilmiş. Değilmiş. Yetenekli bir oyuncuyla birlikteyiz ve aslında kendi felsefesi de şöyle olabilir. Hayatta izleyeceğiniz yol kendiniz. Kendinizi iyi izleyin diyorsunuz. Bu felsefe önemli bir felsefe. Oyuncunun beslendiği bir felsefe olabilir mi? Yani oyunculuk anlamında baktığınız zaman hayatın her anını, her dönemini, geçmişi, günümüzü, her insanı izlemek, konuşmak, bunu sadece meslek içinde değil ki normal insan olarak da konuşmak, sohbet etmek ve birbirimizi anlamamız gerektiğini düşünüyorum. Birbirimizi anlarsak yapacağımız her işte yani sadece oyunculukta değil, daha faydalı olabiliriz gibi geliyor. Doğru. O zaman şunu ekliyorum sevgili seyirciler. Oldukça mütevazi ve alçak gönüllü. Anonsumdaki iltifatları düzelterek anons yapmaya çalıştık. Hepiniz hoş geldiniz ekranları başına diyoruz. Siz de hoş geldiniz. Sevgili Ayşe Nur ve Sinem Hanım da bize eşlik ediyor. En heyecanlımız Sinem Hanım olabilir. Hayır, en heyecanlı benim şu anda. Bana diyorlar ki sen bu kadar heyecanlıysan biz ne yapacağız peki diyorlar. Heyecan güzel bir şey. Heyecan olmadan hayat olmaz. Değil mi? Kalp atışı gibi aslında birazcık da. Öyle. Yani kalp atışının hızlanması. Değil mi? Seni tanıyarak başlayalım istersen ilk. Merhaba. İsmim Ayşe Nur. Sakaryalıyım. Yalova'da okuyorum. Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Yalova'dan nasıl geldin buraya? Deniz otobüsüyle. Evet, feribotla geldim. Oh, rahat. Bugün evet. Sabahtan akşama kadar denizdesin. Aynen öyle valla. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sinem, sen de hoş geldin. Ben de hoş buldum. Adım Sinem, Erzincanlıyım. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İktisat mezunuyum. Hali hazırda Ebru Talebeliği yapıyorum. Aa, ben. Muhteşem. Ben de denemiştim. Evet, çok muhteşem. Güzel. Hem sabrımızı sınayan evet. Hem de çok güzel yaparken zevk aldığım bir sanatla uğraşıyorum. Elinize sağlık. Teşekkür Siz ederim. De iyi ki geldiniz. Teşekkür ederim. Hep birlikte keyifli bir sohbet olsun diyoruz. İlk soruyu sormak oldukça zor. Şöyle sormak istiyorum. Bir oyuncu olarak aslında bir karakterde, bir rolde doğruyu yapmak diye bir şey var mıdır? Yoksa oyuncunun kendi doğrusu mu vardır? Mesela hep merak ettiğim bir şeydir bu. Doğruyu yapmak diye bir şey var tabii ki. Çünkü insan alemdir. Yani her oynadığınız karakterin tavrı, dili, tarzı çok farklıdır. Yani Erzurum'da yaşayan bir kadınla İstanbul'da büyümüş, doğmuş, büyümüş yaşayan bir kadını aynı tavırla anlatamazsınız. Yani her yaşadığınız şey insanı bambaşka taraflara, başka yerlere götürür. Dili başkadır, tavrı başkadır. Tabii ki kendi duygularımızla bir karakteri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Ama kendi duygularımızdan önce o oynayacağımız karakterin ne yaşadığı, nereden geldiği bunlar çok önemli. Yani tabii ki siz empati kurarak kendi duygularınızla bir şey ifade edebiliyorsunuz ama onun duygularını da göz ardı etmemek gerekiyor. Tamamlanıyorsunuz açıkçası yani. Tamamlayıp, birlikte tamamlanıp ortaya bir şey koymaya çalışıyorsunuz. 5-6 yaşlarında oyuncu olmak isteğini içinizde hissetmişsiniz. 5 kardeşsiniz galiba. 5 kardeş. O zaman da oyuncu muydunuz? Evin oyuncu kızı siz miydiniz? Yani ben... Kaç erkek bir de bu? 3 kız 2 erkek. Ben evin küçük kızıyım. Kızlar çoğunlukta. Evet, çok şükür. yani evin küçük kızıyım ben. O yüzden hani tabii başka oluyor herhalde. Çünkü ablalarım da annemle babam ablalarımla tecrübe etmişler anne baba olmayı. Benle de artık biliyorlardı. Bir de iki tane ablayla büyüdüm, abimle büyüdüm. Dert yani muhteşem... anlatan mı, dert dinleyen taraf mıydınız? Derti anlattık, dert de dinledik tabii. Dert de anladık, dert de dinledik. Babanız komiser emeklisi mi? Polis, evet. Polis. Siz o yüzden aslında Erzurumlusunuz ama Bursa'da dünyaya geliyorsunuz. Evet, tabii. İstanbul'da ilkokul Büyüyoruz. Okuyorsunuz. Tabii, Diyarbakır'da bir süre yaşıyoruz. Doğal olarak babamın görevi neredeyse biz de oralara gitmişiz, orada yaşamışız. O yüzden oyunculuğuma da faydası oluyor tabii ki bunun.
baba mesleği gibi benimkisi de. Benim babam da çok Türkiye'yi çok gezmiş. Ben de Türkiye'de bir sürü yere gittim, çalıştım. Bir sürü insan tanıdım. Baba mesleği gibi görüyorum oyunculuğu. İnsanlar böyle genel olarak hayalsiz yaşayamazlar. Aha. Hayalsiz kimse yaşamıyordur herhalde. Bir şekilde umudumuz var ama plan yapma konusunda da genelde biz bir sonraki günün planını yapar ve bırakırız gibi. Yani çok uzun vadeli planlar yapan biri misinizdir mesela? Ben yapamıyorum. Yani ben bugünün planını yapabiliyorum ama yarını Allah kerim bilemiyorum. Kariyer planlayamam mesela. Hiçbir şeyin ne olacağını bilemiyorsunuz bu hayatta. Bu zamana kadarki süreç nasıldı sizce? Yani çok şükür tecrübelerle, yani yaşımı aldıkça öğrendim ki ve gördükçe öğrendim ki 5 yaşında, 6 yaşında ben oyuncu olacağım deyip o dilediğim şeyi yapıyor olabilmek şükürler olsun. İnsanın sevdiği mesleği yapabiliyor olması ne kadar önemli. Devam ettirmek nasip de olması ne kadar kesinlikle önemli. Şimdi folklor ve halk oyunları ekibimiz gelecek. Vildan Hanım çocukluğa dair neler hatırlıyor bir bakacağız. Yok öyle bir şey. Evet. O, tabii her şey okulda başlıyor. O zaman halk oyunlarında oynamışsınız, tiyatroda evet oynamışsınız değil mi? Tabii yani münazaralara çıkardım, okulun sunuculuğunu yapardım. Halk oyunlarında Türk sanat musikisi, halk musikisi yani her şeyde elimden geldiğince olmaya çalışırdım. Ne güzel, dolu dolu olması çok güzel. Çok şükür. Evet. Bu ilk, bu ilk oluyor. Bizim geldi biraz önce iskele önünde aldığımız, teşekkür ederiz. Kes tane. Sinem Hanım buyurun. Efendim. Şimdi hiç yemediniz de umarım iyisi denk gelir. Buyurun. Kestane ister misiniz? Teşekkür ederiz. Ha? Peki. Efendim çay, simit, kestane diyoruz. Yolcu konuklarımızın sorusuyla çay, simit sohbetimize devam ediyoruz. Ben şey sormak istiyorum. Genelde hep oynadığınız karakterler hep böyle asi, yaramaz, bir genç kızı veya kadını canlandırırız. Gerçek hayatınızda bu karakterler gibi misiniz yani? Gençliğinizdeki halinizle artık olgunlaşmaya başladığınızdaki haliniz değişebiliyor yani. Aynı kişi olmayabiliyorsunuz öğrendikçe, gördükçe. Yaş aldıkça insanın ruhu daha dinginleşmeye başlıyor, farklılaşmaya başlıyor. Ama denk geldi de diyebiliriz. Öyle karakterler denk geldi. Ben onları oynamayı daha çok sevdim. Okurken, bir seçerken, karakter seçerken kadının daha doğru anlatıldığı karakterleri oynamaya çalıştım. Çünkü kadınların özde çok derin olduğuna inanıyorum ve bunu da anlatmamız gerektiğini. Ama demek ki benim de ruhumda varmış ki öyle karakterleri sevip onları seçmeye çalıştım. Kendisi de söyledi oyunculuktaki karakteriyle kendi karakterinin birbirini tamamlaması gerektiğini. Yani kendinizde de belki de birazcık asilik var ki tamamlıyorsunuz. Hani var yani. Yani evet işte dedim ya gençken mesela hani annem babam bir şey bunu yapma dediğinde ben onlara kendimi anlatmaya çalışırdım. Hayır ben bunu yapmak istiyorum. Neden? Çünkü şöyle şöyle mesela oyunculukla ilgili çok ısrar ettim. Onlar da çok zor ikna oldular. İyi ki de oldular. Ama şimdi mesela şimdi bir şeye en ufacık bir şeye bile karar vereceğim zaman önce anneme ve babama danışıyorum. Diyorum ki anneciğim babacığım böyle bir şey var ne dersiniz olur mu? Düşünürüz, konuşuruz, istişare yaparız. Onlar ne derse ben onları yapmaya çalışırım. Çünkü gerçekten anne baba ne söylüyorsa sizin için doğruyu söylüyor gibi geliyor bana. Ya hayatta ya her onlar şey onlar görebiliyor sizin için en iyisini. Hayatta sürprizler var. Yani insan sürpriz yapmayı seviyor ya. Hayat da sürpriz yapmayı seviyor bazen. Hayat o planladığımız gibi gitmiyor. Evet. O yüzden hayatı güzel yapan şey de sürprizler. Ki siz de sürpriz yapmayı seversiniz herhalde. O yüzden plan yapamıyoruz ya hayatta. Yani yarınımızı bilemiyoruz ama anımızda iyi değerlendirmeye, iyi insan olmaya, faydalı olmaya, yani iyi insan kalabilmeye çalışıyoruz. Çünkü siz iyiseniz zaten her şey güzelleşiyor, etrafınız güzelleşiyor. Yani bu hayat, ben hep şöyle düşünüyorum. Yani Sırat Köprüsü aslında bu hayat. Yani burada nasılsan, ne yaparsan, ne konuşursan onunla karşılaşıyorsun. Ve kendinle sınanıyorsun aslında. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Ben buralar çok takılıyorum. Mesela bir insan tebessüm eden bir insanın karşısına, bana tebessüm eden bir insanı görüp almayıp kafamı çevirmek, mesela bana çok yanlış geliyor. Tebessüm etmek ne kadar önemli. Onu alabilmek ve ona verebilmek. Sen o tebessümü vermediğin zaman bile, o selamı almadığın, çünkü selam çok önemli bir kelime. Yani onu almadığın zaman orada bile sınav başlıyor gibi geliyor bana. Yani ufacık
detaylarda gizli hayat aslında. Biz de selam alalım, selam verelim. Anne, hoş çok geldiniz. Hayır, hoş geldiniz diyoruz. Merhaba, merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz, siz nasılsınız? İyiyiz, tesadüf oldu. Çay içer misiniz? Tamam, yolcularımızın da çay alalım. Şimdi Ayşenur'un sorusuyla devam edelim. Bildan Hanım da biraz soluklansın. Ben daha çok hayatla ilgili sorular sormak istiyorum size. Ben kendim de içsel olarak zaman zaman düşünüyorum, soruyorum. Mesela yaşamakla var olmak aynı şey midir? Gerçekten yaşayabiliyor muyuz? Yaşamın hakkını verebiliyor muyuz? Felsefe yapıyoruz. Gibi, evet. Güzel. Yaşamın hakkını verebiliyor. Yani bunu ben bilemem ki. Bu çok derin bir mevzu. Bilemem. Bence burada şey mi sormak gerekiyor? Yani şunu mu sormak gerekiyor? Nasıl yaşıyoruz? Yani evet. Ya da ben kimim mi demek değil gerekiyor? Mi? Yani ben bu yaşamda neredeyim? Yani niye bu yaşamdayım ve nereyi evet, kaplıyorum? Ne evet. Bunu kendinize sormanız gerekiyor. Ne düşünüyorsun peki? Senin fikrin ne? Evet. Aynı soru sana gelse ne derdin? Ben şey düşünüyorum. Hani duygularımızın olması, hislerimizin olması ve bunları gerçekten yaşayabiliyor olmamız hani bir yaşam belirtisi ya. Hani çok da böyle nefes alıp vermek, yaşam belirtisi, duyguların olması gibi, değil mi? Hani duygularımızı yaşamak, insanlara hani gülümseyebilmek, iyi olabilmek, vicdanımızın sızlaması, değil mi? Ya da acı çektiğimizde gerçekten üzülmek. Bunlar güzel yani yaşam yaşıyor olduğumuzu gösterir bence. Tabii çok mutlu oluruz efendim. Vildan Ataseverle sohbetimize devam ediyoruz. Kadıköy Eminönü hattındayız. Hatlar karışıyordu. Tabii ki önce sizi de tanımak isteriz. Mikrofonu veriyorum. Buyurun. Ben Özdemir Kır. Ben psikiyatristim. Oho! Şimdi şöyle ne şansı? Tanımlayabiliriz. Biz hepimiz yaşıyoruz. Ama şahidimiz yoksa yaşadığımızın herhangi bir kanıtı da yok demektir. Yani ben şimdi hayatımıza şahitlik yapabilecek ne var, insanlar var? Mutlaka var da az önce bahsettiniz ya bir merhabayla o şahitliğe başlayabiliyoruz. Bu şahitliği de bir merhabayla başlatabildiğimizi bilirsek hayatın biraz daha anlamlı olduğunu inanabiliriz kesinlikle diye düşünüyorum. Vildan Hanım da aslında az önce onun altını çizdi. Saçlar ne zamandır böyle? Bu 20 sene oldu. Bana çok yakışmış size. Sağ olun. Biz ısrarla yemeyeceğim diyor. Çocuklarımızı bu yarışta güzel, çok güzel daha bir şey. İleri bir şeye götürebiliyorsak, sevk edebiliyorsak ne mutlu ağzını bize. Ağzını sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ben bunu sonrayacağım. Çünkü konuşamayabiliriz. Eksik olmayın. Yemediniz. Sonra. Vallahi. Evet. Yiyin ya. Ya olmaz. Ya biz Binali Yıldırım'la burada bir sürü simit yedik. Ne olacak bir ufacık kestaneden alın. Gerçekten vallahi. Yiyeceğim. Peki. Sonra yiyeceğim. Aa, benim kısmetim mi? Öyle kısmet mi? Çünkü benim yerim. Oranın yerlerdir. Burada ağlar. Aşk olsun. Ya. Yiyecektim ama ben onu. Hiçbir zaman reddetmeyeceğim. Estağfurullah reddetmedim. Şöyle köşeye koydum. Olmaz. Hayat beklemez. Evet, öyle. Maalesef beklemiyor maalesef. Beklemiyor. Nasıl geçtiğini hiç anlamıyorsun. Siz ne yemiyorsunuz? Yiyorsunuz ama. Ama ya bir tek ben yiyorum ya. Abi kestane yer misin? Teşekkürler, afiyet olsun. Şu kestanelerden stoklayalım mı kızlar? Hayret. Şimdi insanın tabii sizi de zannediyorum ki hayatın içinde insana dokunan şeyler ilginizi çekiyor. Şimdi sinemada da öyle. Bir dönem Los Angeles'a gidiyorsunuz. Hani Hollywood'un içindesiniz ama en kim, çok ben mi Hollywood'un Hollywood sinemasının içindesiniz belki oradasınız ama en çok neden olmaz mı? Ben hiç oraya Hollywood sinemasının içinde olmak için gitmedim yani. Ya da orada sinema yapabilmek, orada oyunculuk yani yapmak hayaliyle hiçbir zaman gitmedim. Öyle hayallerim olmadı. Ben Türkiye'liyim, Türk'üm ve ben bu ülkede bu mesleğimi tabii yapabiliyorum canım. Ve yani sizi ancak kendi aileniz kıymetinizi bilebilir. Doğru. Gerçek anlamda. Ya ben şey diyecektim. Yani oralardasınız ama hani dil eğitimi aldınız, İngilizcesini ilerlettiniz. Evet, İngilizcemi ilerletmek. Ama en sevdiğiniz görmek herhalde sinema anlayışı olarak Fransız sineması, İran sineması. Çünkü çok insana seviyorum dokunan, hayatın içinde olan
gerçekçi sinemalar diyebilir miyiz diye soracaktım. Kesinlikle öyle. Yoksa Hollywood'la alakalı değil mi? Kesinlikle öyle. Çünkü yani mesela İran sinemasında çok basit bir gibi gördüğümüz mesela bir küçük bir basit bir olayı bile anlatırken çok derinlemesine ve insanın psikolojisini çok iyi yansıtabildiklerini düşünüyorum. Çok basit bir anlatımı var ama aslında çok derin. Yani edebiyatları çok iyi çünkü. İşte Fransız sinemasını da o yüzden seviyorum. Derin anlatabiliyorlar Türk karakterleri. Türk sineması için mesela benim 2006 yılında sizinle ilk tanıştığım zamanlar o zamanlardı herhalde. Yani tanıştım derken şimdi yeni tanışıyoruz da izleyici olarak Kader filmi mesela. Hı hı. Bu anlamda hani ciddi etkileyici bir konuydu Zeki Demirkubuz filmi. Öyleydi. Bu tarz filmleri özlüyor çünkü musunuz? Çünkü o da gerçekçiydi. Olmayı? Çünkü o da insanı iyi analiz edebilmişti. İyi diyalogların olduğu, insanın gerçekçi bir şekilde anlatıldığı bir film olduğu için 2006 yılından bugüne kadar hala konuşulup izlenip bir gençler tarafından da şimdi siz Kader dediniz, oradaki arkadaşlarım kafasını salladı mesela. Onlar da izlemişler. Başarı böyle oluyor işte. Bir işi iyi ve layığıyla yaparsanız ölümsüz oluyor. Sinem Hanım'ın sorusuyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hayattan kesitler dediniz. Peki ben şeyi çok merak ediyorum. Bir sahne çekiyorsunuz ve o sahne bittiğinde keşke şu sahne gerçek hayatta yaşadığım dediğiniz oldu mu? Oo. Yaşadım mı? Yaşamak istediğim, istiyorum dediğiniz oldu mu? Yok, olmadı. Yok, olmadı. Gerçekten olmadı. Ama şöyle oldu. Bir şey yaşıyorsunuz. Aradan yıllar sonra aynı şey sizin karşınıza bir sahne olarak gelebiliyor. Ya bu tarz yani, uğurlu sayılara, bu tarz böyle yok, şeylere inanır mısınız? Yok, ben dualara inanıyorum. Benim uğurlu taş, uğurlu bir şey ona değil de duanın gücünün insana daha iyi geldiğine inanıyorum. Şimdi bir söz var, bu size mi ait? Sakin durduğunuzda, gülümsediğinizde, kadın olarak özgür olduğunuzda güzelleşiyorsunuz. Evet. Ekstra bir şey yapmaya gerek yok. Hı hı. Krem kutularına gerek yok diyorsunuz. Bu sizin sözler mi? Yok, nemlendirici kullanıyor biraz diye. Yok, var yani, o kadar da değil yani. O kadar değil ama ruhu beslemek çok önemli. Yani spor yapıp, doğru beslenip, düzenli bir hayatınız olduğunda, uyku saatlerinizi iyi ayarladığınızda, sohbetleriniz güzel olduğunda, tebessüm ettiğinizde, mesela gülmek bulaşıcıdır biliyorsunuz değil mi? Yani güldüğünüzde bu sizin tabii ki ruhunuzdan gelen güzellik gözünüze yansıyor. Hep gülelim inşallah, hep gülelim. Doğru. Modaya geçiyoruz. Efendim güzel bir hanımefendiyle birlikteyiz. Markadan, modadan. Moda deyince ben de moda. Benim için bir semt adı ya moda. Pardon, anlamadım. Moda, ben modada oturuyorum. Aa, süper. Evet. Beklerim. Ben de Eyüp Sultanlıyım. Ne güzel. Bizim dondurmamız meşhur. Bizim de Eyüpeli ensarimiz meşhur. Modayla aranız nasıl? Böyle alışveriş çılgınlığı taraflarınız oldu mu? Hiç sevmiyorum. Değil mi? Yani hiç sevmiyorum. Yani şöyle, bak bugün arkadaşlarla konuştuk, ceketime bakıyor, modayı sevmiyor. Şöyle bakıyor, bak, modayı sevmiyor diyor ama ceketime baktım. Güzel değil mi? Güzel, rengi çok sevmiyorum. Gözlerinizle çok uyumlu. Ben alışveriş yapamıyorum ya, sevmiyorum. Böyle çok bir şeye ihtiyacım olacak. Hani öyle gideceğim. AVM. Sizin ne güzel günlerdi dediğiniz günler deyince ne aklınıza geliyor? Yani çocukluğuma baktığımda ayrı bir lezzet, tat, başka hikaye, okul hayatım bambaşka bir hikaye ve şükürler olsun çok güzel geçti. Kolej çocuğu muydunuz? Yani ben kolejde okuyordum, sonra ağladım çünkü benim mahalledeki arkadaşlarım devlet okulunda okuyorlardı. Ben onlarla gideceğim, neden kolej okuyorum, devlet okulunda okumak istiyorum diye ağladım, çok ağladım. Babam da ha öyle mi dedi, al dedi, oku dedi. Sonra devlet okuluna geçtim. İyi ki de geçmişsin. Yani her dönem benim için çok güzeldi. Keşke şunu yapmasaydım dediğim anlarım oldu. Sonra geriye dönüp baktığımda iyi ki de yapmışım ki bugün daha dikkatliyim. Ya da bugün böyle düşünüyorum. Diyebiliyorsun. Diyebiliyorum. Doğru. Havalar güzelleşmeye başladı. Spor mevsimi başlıyor özellikle. Ormana gideceğim. Sokakta, ormanda. Kesinlikle orman. Vildan Atasever dışarı çıksa koşu yapmak için. Orman. Neler dinler? Hangi şarkıları müzik dinler? Müzik mi? Ha, müzikte. Sizi hangi şarkılar motive ediyor? İnanamıyorum size. Ormana gideceksiniz.
tabiat size ama bütün zenginliğini sunacak. Kuş sesini sunacak, yaprağın, sizin ayak sesiniz. Yani doğa size bütün mucizelerini sunacak ve siz kafanızı... Hatta bu mucizeler arasında mangal kulakları... yapanların kokusu da olacak. Olur, o da olur. O da olur. Richard Burton, oyuncu, şöyle bir sözü var. Sizin ilk zamanlara dönelim. Sabahları gidecek bir işim olması için bazen en saçma işleri bile kabul ettim diyor. Yani aslında işe bir şey başlarken insan işinin olması çok önemli bir şeydi. Tabii o motivasyon, yani boşlukta olmak zor bir şey olabilir yani. Bir oyuncunun en önemli anları, yani en önemli zamanları aslında hani hiçbir şey yapmıyoruz dediğim, hani işte bir yerde oynamıyoruz dediğiniz anlar var ya, işte o anlar çok önemli. Yani. Çünkü o anlarda cebime koydum. Anlar çok önemli, çünkü o anlarda okursunuz, o anlarda izlersiniz, kendinizi o anlarda besleyebilirsiniz. O anları iyi değerlendirmek gerekiyor. Ve bir şeyi de sırf yapmış olmak için yapmamak gerekiyor hayatta. Çünkü sizin haliniz çok önemli. Siz ne haldeyseniz hayat da size onu sunacak. Biraz da yararlı olma isteği insanlara. Şu ellerimi çok mu kullanıyorsun? Allah Allah, böyle bir şey oldu. Aa, kendine gel, ne oldu? Aşk hakkında ne diyorsunuz? Yani yalan mı aşk? Aşk yalan olur mu? Ama kime aşık olduğun çok önemli. Doğru. Görünmeyene aşığım ben. Değil mi? Evet. Yani aslında her yerde görünen... Ama görünmüyormuşuz gibi düşündüğümüze aşığım ben. İşte o ölümsüz. Geri kalan dünyada yaşadığın her aşk, kariyer olabilir, para olabilir, insan olan olabilir, bir şeye dünyevi, ölümlü. Yani bu dünya ölümlü bir dünya. Evet. Ve ben bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki. Belki mikrofon bir daha gelmeyebilir. Yok yok. oynadığınız karakterlerle şu anki haliniz kesinlikle... Çok zıt. Yani ben böyle gerçekten çok zıt. Ne mutlu bana. Sinan Hanım'ın söylediği gibi. Yani gerçekten çok şey yaptım, ya. Şaşırdım yani açıkçası. Ya. Yani daha farklı birini bekliyorum. İyi mi acaba? Ya. Neyse, sonra konuşalım bunu. Daha güzel buldum aslında, öyle söyleyeyim. Güzel ya. Siz... Bir ekrandakinden daha da güzel. Sağ ol. Ya, sizin güzelliğiniz. Hani derler ya, o sizin güzelliğiniz. Bak ya, bu cümle çok doğru, biliyor musunuz? O sizin güzelliğiniz cümlesinin derinine baktığınızda... Sen de kasmıyorsun. Siz, bak siz, sizin kalbiniz nasılsa, karşınızdaki insana hangi kalple ve ruhla bakıyorsanız o insan öyle. Yani benim hiç böyle düşünmüyordum sizin açıkçası. Daha teşekkür ederim. Daha farklı bir karakter. Kalsaydın dedim ama. Peki, peki. Ya sizin de içinde olduğunuz Bıçak Sırtı dizisi vardı. Ben o zamanlar üniversitede öğrenci miydim, ne zaman hatırlamıyorum. Ya hayatımla... Ne demek istiyorsun? Aynı yaştayız yani, bir aramızda bir yaş fark var, bir şey yok yani. Fikret Kuşkan, Necdet İşler, evet. Melisa Sözen var, evet, Mehmet Günsür, siz. Çok, gerçekten çok iyi bir kadro dizi var. Bitti. Yönetmeniniz de Selim Demir'de herhalde. Gittim ağlıyorum. Bir sene sürdü. Ya bu kadar güzel bir şey niye bir sene sürdü? Hayatımda mesela hiç... Böyle bir şey yani. Aslında reaksiyon nasıl verdiysen. O kadardı iş. Yani o, yani başı ve sonu belli olan bir işti ve o bölümde bitecekti. Şarkısını ve biz bunu biliyorduk. Müslüm Gürses'in. Müslüm oğlum. Gürses miydi? Nasıl o şarkısı, Bıçak Sırtı? Ya söyle, benim sesim güzel de olsa söyleyeceğim. Ne yapayım ya. Şimdi müziğini mi yapayım burada? Olmuyor yani. Geçiyorum. Çok güzel. Seviyorum da müziğini yani. Evet, çok güzeldi. Müziği de güzeldi. Müslüm Gürses. Değil mi? Peki. Şimdi de Tek Yürek dizisindeyim ben. TRT1'de yayınlanıyor. Perşembe günleri saat 8'de. Beni oraya gelecek. Lütfen, teşekkür ediyorum. Aşk olsun. Orada da mesela Orhan Gencebay'ın şarkılarını, evet. Cengiz Kurtoğlu'nun şarkılarını ara ara kullanıyoruz. Onu da söylemeden geçmeyin. Efendim, keyifli devam etsin dizi. Çok, gerçekten çok keyifliyiz ama. Yani sette... Yani dedim ya, buraya beni arkadaşlarım hazırladı dualarla, annem babam gibi gönderdiler beni takım. Buraya. Efendim? Çocukların hepsi haylaz sonuçta orada. Uçurum atlısı, evet. Altılısı. Aynen. Onlar evet, yani bir kere şeyleri yok.
bir hayalleri yok aslında. Kendilerini bir çerçevenin içine sığdırmışlar, onun ötesine bakamıyorlar ve tesir aldıkları kişiler de onları yanlış yönlendiriyor. Tesir, yani kendilerine örnek aldıkları kişi onları aslında yanlış yönlendiriyor. Gerçekten onlara dokunan ve onlara faydalı olan birine denk geldiler. Tayanç Bey'e. Evet, ona yani iyi bir insana denk geldiler ve buz hokeyi gibi bir savaş verebilecekleri, birlikte mücadele edebilecekleri bir şampiyonluk durumuna, yani bu hayatta gerçekten birlikte bir fayda sağlayabileceklerini gördüler ve o yolda dublör kullanıyorlar edecekler. Mı? Bu hikaye gerçek bir hikaye. Gerçek bir hikaye. Evet. Hikaye gerçek. Evet. Yani belediye aslında sokak başkanı çocuklarını toplayıp, değil mi? Aynen. Avrupa şampiyonluğuna kadar yükseldikleri bir hikaye. Ekiptekiler dublör kullanıyor mu? Öğrendiler mi bu zokeyi yapmayı? Olur mu? Onlar nasıl güzel kayıyorlar size anlatamam. Ben de öğrenmeye başladım. Oo, harika. Evet, ben de öğrenmeye başladım. Çok güzel kayıyorlar onlar. Hocalar var. Çok yetenekli bizim çocuklarımız. Gerçekten bir şeyi gerçekten istesinler, başarıyorlar. Yeter ki isteyin. Tek Yürek dizisindesiniz. Hayatta böyle tek yürek olmuş bir neyi görüyorsunuz? Türkiye'yi görüyorum. Yani biz tek yüreğiz artık. Ben bunu görüyorum ve daha da iyi olacağımıza inanıyorum. İnşallah. Biz tek yürek olup kendi vatanımızı korumamız gerekiyor hep birlikte. Çünkü bu vatan bizim. Başka Türkiye yok. Doğru söylüyorsunuz. Programımızın sonunda hanımefendi sorusu son sorumuz olsun. Buyurun, sizi de tanıyalım. Ben Hazel Kır. Ben de hekimim, doktorum. Tamamlayıcı tıpla uğraşıyorum. Kalbinizin sesini dinlediğinizde her insanın bir yaşam amacı olduğunu düşünüyor musunuz? Ya da böyle bir inancınız var mı? Her insanın bence var olma sebebi olduğuna inanıyorum. Yani onu Yaradan'ın, güzel Yaradan'ın yaratma sebebi olduğunu düşünüyorum. Bir amacı var diye düşünüyorum ben. Böyle düşündüğünüzde kendiniz için ne düşünürsünüz? Sizdeki yaşam amacınız ne olabilir? Baskıdan, kötü enerjilerden uzak durmak bütün insanlara iyi gelir. Çünkü daha mutlu olur insan, daha iyi düşünürsünüz. Hep sevdiklerinizle olun diyor. Eğer ben vildan olarak Ömer Bey'in buradaki insanlara şu cümleyi okuyabilmesini sağlıyorsam ne mutlu bana. Neden buradayım? Allah bilir, bilmiyorum. Ama şu cümleyi Ömer Bey bir yerden almış ve burada bizimle paylaşıyor ya bu cümleleri. Benim için çok önemli bir şey. Çünkü biz sonuç olarak birbirimize dokunuyoruz. Birbirimize temas ediyoruz. Hiçbirimiz birbirimizden daha özel, daha başka değiliz. Birbirimize temas ediyoruz. Nasıl temas ettiğimiz, birbirimize nasıl tesir ettiğimiz çok önemli. Ben yaşama sebebim belki anneme, belki babama, belki kardeşim için, belki başka bir sebeple buradayım. Bilmiyorum niçin, basit olabilir, bu büyük bir şey olabilir ama bir şekilde bir anlamı var. Şu an bile yaşama sebebimiz şu an bile olabilir. Yani şu güzel paylaşım, sizin bu soruyu sormanız ve Ömer Bey'in şurada şu cümleyi okuması benim için o kadar anlamlı ki. Çok anlamlı. Sizin sorunuzun cevabı bende değil aslında, Ömer Bey'de. O biliyormuş yani. Evet. Teşekkür ederiz. Teşekkür Peki. ederim Ömer Bey. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Yolcu konuklarımıza teşekkür ediyoruz. Kestane yemedik, yediremedik bildim ama. Bravo. Tamam. Güzel miymiş? Güzel değil mi? Gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle, her işiniz güle güle olsun inşallah diyorum. Konuşamıyorum. O gülerek bitiriyoruz. Son sözler sizin varsa. Her şey gönlümüzce olsun. Doğru. Güzel yerlerde buluşalım. Tebessümü hiç bırakmayalım. Doğru. Sohbet etmeyi, birbirimizi anlamaya çalışmayı hiç bırakmayalım. Hoşçakalın. Her kısmet vaktine gebeymiş. İyi ki dediğim anlar yaşadım. Çok teşekkür ediyorum. Haftaya yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ha, gidelim, tamam gidelim.
Kamera arkasında yaşananlar, sürpriz videolar ve daha fazlası için bizi Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.